Neslihan Atagül mü, İrem Elbacıoğlu mu? İrem Elbacıoğlu. Oyunculuğunu daha çok beğeniyorum. Nasıl oldu? Yani... Karadeniz'deki başrol biliyorsun. Aynen mı? Biliyorum. Oradan yola çıktım zaten. Orada daha çok beğeniyordum kadın oyunculuğunu falan. Diğer oyuncuya göre. Yani böyle. Peki siz? Ben Neslihan ablam diyorum. Neden Neslihan? Çünkü Güneşin Kızları diye bir dizi vardı. Orada İrem Elbacı'yı hiç sevmiyordum. Kötü bir roldeydi. Öyle bir kinim var o yüzden. Neslihan Atatürk abi. Neden Neslihan? Daha beğeniyorum. Diğerini fazla izlemedim. Yani o yüzden onu seçiyorum. Neslihan Atagül. Çünkü daha samimi geliyor. Tavırları olsun, hareketleri olsun. Ya sosyal medyaya yansıttığı şeyler de güzel. Aynen o yüzden. Peki siz? Ben de Neslihan Atagül diyorum. Bana yaptıklarıyla gayet sempatik gelen birisi. Çeşitli sosyal sorumluluklarda da farkındalığı olan ve bunları cesur bir şekilde dillendirebilen birisi sosyal mecrada da. Evet, ben Neslihan Atagül diyorum. Genel olarak bana daha... hani yanına gitsem böyle sanki 40 yıllık arkadaşımmış gibi davranabilecekcesine bir izlenim yarattı bende. Oyunculuk açısından eşitler. Neslihan Atagül bir tık daha güzel olabilir ama İrem Hanım da boydan kazanıyor diye düşünüyorum. Ama İrem Hanım'da da güven veren, böyle halktanmış gibi bir sıcak gelen bir taraf da var. O şekilde İrem Hanım'ı tercih ederdim. Neslihan Atagül. Çünkü nasıl söyleyeyim? Biraz daha olgun gibi, dizilerde biraz daha kendini taşıyor. Onları sadece dizilerde gördüğümüz için, hani dizide iyi oynadığı için. O diğer İrem Elbacıoğlu da sürekli ağlıyor dizilerde. Başka bir şeysini görmemiş, öyle ciddi olsun, şey olsun. O yüzden Neslihan Atagül. Bilmiyorum. Benim yaş grubumda. Onu seyretmedim. O diziyi seyretmedim yani. Neslihan Atagül mecburen. Neden Neslihan? Bir nedeni yok, öbürünü tanımıyorum çünkü. Bilmiyorum. Neslihan tanıyorsunuz. Nereden tanıyorsunuz? Babamın kızı. Ay, diziden, Sefer'in kızından tanıyorum. Daha önce de bir dizi çevirmişti, oradan biliyorum. Kara Sevda. Bir tane daha vardı oradan. En önemlisi şeyden tanıyoruz. Yaprak Dökümü. İrem Elbacıoğlu. Neden İrem? Neslihan Atagül'ü beğenmiyorum. Ben genel olarak beğenmiyorum yani. Hani kişilik olarak gittir ama ben tip olarak beğenmiyorum. İrem Elbacıoğlu daha çok hoşum. Daha iyi ya. Daha güzel kadın yani. Oyunculuk olarak da kesinlikle. Gerçi Neslihan Atagül'ün de daha iyi yani. İkisinin de iyi ama tipleme olarak İrem Elbacıoğlu daha güzel. İrem Elbacıoğlu. Hani o daha gerçekçi geliyor bana ya. Onları izliyorum. Valla. O hangi filmde o? Sen Anlat Karadeniz'i oynuyordu herhalde. Ha? O daha gerçekçi ya. Rolünü falan daha iyi yapıyor o yüzden. O yüzden ya. Neslihan Atagül. Hem oyunculuk olarak hem güzellik olarak daha iyidir bence. Yani nasıl desem, dışarıda gördüğümüz, magazinde falan da gördüğümüz kadarıyla da o daha nasıl diyeyim, cana yakın, sakin duruyor. Öyle yani. Neslihan Atagül. Çünkü İrem Elbacıoğlu'nu bir tık daha basit buluyorum. Neslihan Atagül ama daha kaliteli işlerde yer aldığı için. Neslihan Atagül'ü daha kaliteli ve özellikle dış görünüş olarak daha güzel buluyorum kendisini. Benim zevkime daha çok uyuyor yani. Peki siz? Ben de diğerini diyeyim o zaman. İrem Elbacıoğlu. Neden İrem? Çünkü arkadaşım Neslihan Atagül'ü seçtiği için. Abi Neslihan Atagül. Çok güzel oyuncu, güzel. Ve o Karadeniz filmi de çok saçma bulduğum için o kadını da beğenmiyorum. Ha öyle, o yüzden yani. Aynen, Neslihan bir de daha genç değil mi? Bir de onu geçen şeyde görmüştüm havaalanında. Biraz konuştuk, samimi bir kadındı. O yüzden hoşuma gidiyor kendisi. Neslihan Atagül. Neslihan duyguları ekrana daha çok yansıtıyor. Yani hissediyorsun. Ama İrem'de ben pek o hissi alamadım ya hiçbir zaman. O yüzden Neslihan Atagül diyorum. Bu İrem Atagül şeyde oynuyordu değil mi? Kara Sevda'da. Neslihan Atagül. Neslihan daha iyi ya. Bu Kara Sevda'daki de yani oyunculuğu iyi, güzel. Yani beğeniyoruz ya. İzliyordum zaten Kara Sevda'yı ben. Güzeldi yani. Neslihan Atagül abi. Çok güzel abi. Güzel abi. Ne kadar güzel. Burada açıklamayalım abi. Yok abi, bize kalsın. Neslihan Atagül. Çünkü rolünde daha kaliteli oynuyor. Nasıl bir kalite? Yani yaşayarak, rolünü hep yaşayarak oynuyor. Yani söylediği kelimelerde hep yaşayarak dile getiriyor. Neslihan Atagül. Çünkü hem oyunculuğu hem de göze de daha iyi hitap ediyor. Bir de daha enerjisi de karşı tarafa daha iyi geçebiliyor yani. Geçiyor bence o. Neslihan Atagül. Neden Neslihan? Güzel. Ha, güzel olduğu için. Hoş geliyor. Ondan dolayı. Neslihan Atagül. Görünüşü daha iyi. Nasıl bir görünüş? Abiye bak. Söyleyin de biz de aydınlanalım. Saçları daha güzel. Saçları daha güzel. Gözleri daha güzel. Gülüşü de daha güzel. O yüzden. Oyunculuğu nasıl?
oyunculuğu tam izlemedim ama yüz yani şeklini hatırlıyorum. Neslihan Atagül. Neslihan Atagül'ü uzun yıllardır takip ediyorum televizyon dünyasından. Beğendim. İyi bir oyuncu. Karakterini de beğeniyorum. Hem çok iyi bir ev hanımı. O yüzden dolayı Neslihan Atagül.